güncellemenin geldiğini duyduk ve saat şu an 2 ve arkadaşımın odasındayım. Kendi düzenim olmadığı için damacanaya bu şekilde kutuyla beraber bağladık. Laptopum o kadar da iyi değil. Bu videoyu yapıyoruz. Selam ben Adal. Bugün 20W11A sürümündeyiz ve cidden oyunu çok değiştiren yeni bir güncelleme geldi. Cidden birçoğumuzun beklediği şeylerden biriydi ve Mükemmel başka bir şey daha var. Artık uçmak bir çile olabilir sizin için. Artık yürümek, koşmak bir çile olabilir. Çünkü yeni bir oyuna eklenen özellik sayesinde, bir bug sayesinde efsane hızlı olabiliyorsunuz. Ve bam. Evet, şimdi görüyorsunuz ne oldu? Bu duvar beni engelledi. Engellemese o kadar hızlıyım ki kim bilir nerelere gideceğim. Yeni özellik. Artık ruh kumlarının üzerinde çok hızlı bir şekilde koşabiliyorsunuz. Hatta normalden daha hızlı gitmenizi sağlayan bir özellik. Ruh hızı. Ruhlardan besleniyorsunuz. Ve direkt olarak bu bug'ı şöyle gösteriyorum. Suyla kombinlediğinizde, hatta suyun içinde dalarak gittiğinizde fena hızlara ulaşıyorsunuz. Mesela en basitinden sadece içinde olarak gittiğimde bakın. Ben sadece burada hiçbir şey ellerimi çektim şu an. İnanın ellerimi çektim. Kendi kendinizlandırıyor hızlandırıyor şu an. Ve bam ellerim tamamen uzaktaydı. Bir kere hızlandıktan sonra bu sizi sürekli devam ettiren bir hızla şey yapıyor. Bir de hiç elimi çekmesem. Evet bu sefer böyle oluyor. Fakat baktığınızda buradan buraya uçabildim. Yine ciddi anlamda yürüme mesafesine baktığımızda uzak bir mesafe. Fakat az önce dipten gelişimizdeki oraya uçmaya çalışmayacağım. Çünkü az önce geldiğimiz yola bakın. Ne kadar uzak. Aynen o kadar uzak. Kısa geliyor değil mi? Şimdi aynısını şöyle yüzerek yapacağım. o <laughs> doğal yaşamı gördüm lan. Şu şekilde. Ve bam. Sadece birazcık aşağı baktığım için şuraya takıldım. Bu beni engellemese, bu da olmasa nerelere uçacak? Ve şöyle bir olay vardı önceden. Biz bu topraklarda yürüdüğümüzde yavaşlıyorduk. Sesler fena. Ama artık öyle bir şey olmayacak. Artık hatta bizi daha da iyi yapıyorlar. Biz bu botları giydiğimizde biz artık bu ruhlardan beslenerek bir bot yapmış oluruz. Bir büyü özelliği. Birinci hızı, ikinci hızı ve üçüncü hızı var. Şu an üçüncü hızındayım. Ve beni yavaşlatmaktansa artık bir sonraki kademeye taşıyor. Ve partikül efektlerini görüyor musunuz arkadan çıkan? Aynen. Hepsi bir şekilde ruhların izini gösteriyor. Ve ben bu şekilde o kadar hızlı gidebiliyorum ki normal yürüdüğümde bile mesela normal yürüme hızım bu. Herkesin normal yürüme hızı bu. Fakat ruh kumuna geldiğim an bu kadar hızlı olabiliyorum. Az önce gördüğünüz o hızlara ulaşmamızın tek sebebi de buydu. Botlarınıza bastığınız bu ruh hızıyla beraber artık aslında bir dayanıklılık sorununuz da ortaya çıkıyor. Çünkü siz ne zaman bu ruh kumlarına basarsanız bu şekilde bu botu kullanıyor sayılıyorsunuz ve dayanıklılığı düşmeye başlıyor. Mesela ben creative moddayım. Yine de bu eşyanın canı gitti. Ayrıca yeni gelen ambiyans sensleri cidden çok hoşuma gitti. Ağlayan sarmaşıklar gelmişti en son Crimson Forest'ta. Artık Warped Forest'ta da bir sarmaşık türümüz var. Twisting Vines. Ve bunlar yukarı doğru büyüyen sarmaşıklar. Üzerlerine gidip de tırmanabiliyorsunuz. Ve yumuşak bir ses çıkarıyorlar. Bu yumuşak sesin aynısı ağlayan sarmaşıkta da var. Aynı şekilde sesi buradan şu şekilde duyabilirsiniz. Artık yosunları, denizdeki yosunları kemik tozuyla büyütebiliyorsunuz ve aynı şekilde de bu sarmaşıkları da büyütebiliyorsunuz. Tabi bu büyümeler rastgele oluyor. Şu an devasa büyümeleri görebiliyorsunuz ama tamamen rastgele. Aynı şekilde bu sarmaşık için de geçerli. Bu Ateş'in hitbox'ı küçüldü. Hitbox nedir diye düşünüyor olursanız şuraya baktığınızda küçücük bir bölge görüyorsunuz. Mesela her bloğun kendine göre bir hitbox'ı var. Bu hitbox bizim ona temas edebildiğimiz nokta. Mesela şu an bu sarmaşığın görüntüsü burada ama ben tam olarak şu boşluğa vurduğumda onu kırabiliyorum. Ateş'in de önceden şu boşluktaydı. Üste vurduğumuzda tam bir blok olarak algılıyordu ve onu söndürebiliyorduk. Artık öyle bir şeyimiz yok. Direkt baktığınızda şurada Ateşin kendi hitbox'ını görebiliyorsunuz. Küçücük. Anca direkt olarak Ateşin çıktığı yere vurduğumuzda ateş sönecek. Şu an doğal olarak e, yakaladığım şeylerden biri Blaze'ler Piglin'lere saldırabiliyor. Aralarında bir mücadele var. Piglin'ler altınlara aşıklar fakat mantıklı olmayan bir şey vardı. Kendileri dünyaya geldiklerinde yaşam koşullarından dolayı ölüyorlar. Altına acayip bir tutkuları var. Altını önceden bilmeleri gerekiyor ki bu şekilde bu madene alışkın aşık olsunlar. İşte burada da yeni güncelleme işin içine giriyor. Artık Nether'da da altın blokları olacak. Tabi bu bloklar Nether'a özgü olacak. Altın bloklar normal altın bloklarıyla aynı işlevi görüyor. Sadece tek yapmanızı gereken kazmak ve eritmek. Mesela şimdi şöyle bir dolaşalım ve ben görebilecek miyim diye düşünüyorum şuralarda. Etrafta pek gözükmüyor. Aha da bulduk. Nether Goldor. Açıkçası birazcık garip bir tasarımı var. Birazcık da Reddit'te gördüğümde daha iyi tasarımını yapmışlar. Bunun üzerinden geçebilirler. Onun dışında çok fazla çıkıyor mu? Çünkü yeni bir güncelleme olduğundan dolayı da bu tarz şeylere çok sık gösterebiliyorlar. Çünkü birçok kişi denemek istiyor bunları. Sonradan düşürebiliyorlar bunları. Şimdilik fazla çıkıyor olabilir. Cidden normal altın bulacağınızdan daha fazla buluyorsunuz. Nether cidden bol kaynakları olan bir yer. Daha ölümcül yapılan, yapılacak ve daha ölümcül olduğunda da getirisi daha fazla olacak gibi bir düşünce var. Var sanırım. Mesela fırınımızı aldık, koyduk. Kömürümüzü aldık ve Nether Gold aynı şekilde eritebiliyoruz. Cidden normal altından hiçbir fark yok. Yine kazdığınızda direkt bütün olarak gelecek. Bir altın parçası vesaire gelmeyecek. Gold Ingot'ınızı da alıp kullanabilirsiniz. Alayan Obsidian önceden piston ile etrafta taşınabilen bir bloktu. Fakat yeni gelen güncelleme ile beraber bu bloğu artık taşıyamıyorsunuz. Ayrıca Alayan Obsidian'in planlandıktan tam olarak 9 yıl sonra oyuna eklendiğini de biliyorsunuz. Ayarlardan resource pack'lere girdiğinizde ve programmer art'ta yeni bir paket oluşturduğunuzda bu size geçen videoda gösteremediğim görünümünü görebilirsiniz. Ağlayan Obsidian'ın cidden 9 yıl önce beta 1.3'te 2011 yılında tasarlanan görünümü buydu ve şu an oyunda bunu görebilmek cidden çok tatlı geliyor bana çünkü hiçbir şekilde fiziksel olarak bir oyunda görmemiştim. Çünkü oyuna da eklenmemişti. Nedense bu da nostalji koktu. Şimdi itiraf edin, siz TNT'yi alevli şeylerle, atılan şeylerle patlatmaya zamanında çalıştınız. Ama oraya birazdan gideceğiz. Şimdi bir kamp ateşini söndürdüğünüzde, ona alevli bir ok atarsanız artık o bir şekilde yanacak. Mesela lavın arkasından attığım alevli oklar. Onun bir şekilde yakmayı başarıyor. Mesela tekrar söndürelim. Üçlü mızrak atıyoruz ve yanan bir üçlü mızrak onu yakabiliyor. Aynı şey TNT için de geçerli. TNT de bu şekilde alevli herhangi bir şey ona temas ettiğinde fitili ateşlenecek ve bu şekilde patlayacak. Değil mi? Uzun süredir beklediğim bir özellik de çünkü Biliyorsunuz biz yaratıcı insanlarız ve bunu cidden alevli oklarla patlatmayı zamanda denedik. Köylerde görmeye alışık olduğumuz ziller artık herhangi bir atılan nesneyle beraber mızrak olsun, ok olsun, bir işte iksir olsun, aynen ve veya bir yumurta olsun bir şekilde harekete geçebilecek. Biliyorsunuz bundan önceki yeniliklerde de bir şekilde reston sistemlerini zile bağlayıp onu çalıştırabiliyordunuz. Bu zil tam olarak ne işinize yarayacak? Tabii ki köylülerinizi korumak için ya da ne bileyim son anda başka bir iş yaparken şu şekilde köylülerimi uyarayım ben. Zili vurayım ondan sonra devam edeyim işime de diyebilirsiniz. Bilmeyenler için zil eğer pilicirler yakınınızdaysa o pilicirlere duvar içinden görmenizi sağlıyor. Böyle bir özellik. Oyunda bazı buglar da düzeltildi. Mesela bir Piglin'in bir tane elmas zırhı oldu. Onlar titreyerek dönüşmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş çünkü bu dünyanın canlıları değiller. Titrediklerini görebiliyorsunuz. Ama dönüştüklerinde bu elmas zırhları bırakıyorlardı. Artık bu düzeltildi ve dönüştüklerinde altın zırhları onlarla beraber kalacak. Ayrıca eğer bilmiyorsanız Hoglinler Warped Fungus'tan baya bir korkuyorlar. Onları gördükleri an kaçmaya başlıyorlar. Küçük bir farenin file yaptığı etki gibi. Fakat şöyle bir bug vardı. Eğer siz bir saksıya bundan koyarsanız hiçbir şekilde korkmuyorlardı. Fakat artık bu bug da düzeltildi ve bunun bir fungus olduğunu fark ediyorlar ve kaçmaya dediğim başlıyorlar. Dediğim gibi o zaman kendinize iyi bakın. kalın. Başka videolarda görüşürüz. Orada Minecraft evlerinizi oyluyorum serisine. Yani benim özel sunucumu hatırlıyorsanız elma suyu Yeni bir sezon başlıyor ve ben de yeni Optifine'in gelmesiyle beraber 2-3 güne sunucudaki evleri dolaşmaya ve sizlerle oynamaya tekrardan başlıyorum. Evlerinizi teker teker gezeceğim ve teker teker oynayacağım. Bunun için hazırlıklara başlayın. Buradan elma suyu baklavalı börek, King Taklacı, Rick and Ilya, Bilgisiz Oyuncu, İSF Yılmaz, Kenan Varbekel, Samet Polat, Mustafa Can Artemer, Doruk Oturgan, nizir 002, Samet Akkaya, Enes Bucak, Berke Güzel, Ali Oynuyor, NYM 0X, Yağız Bıyıklı, Guptala Gameplay, Özer Kavak Dibi, Deniz Gökdeniz, Kise Sema, Türk İş Oyun Zengini, Ali Pekkoç, Alp Kemal Çağlar, you, Lower Loverclaw, Ahmet Vulinix, Miraç Mengucek, FMH MH, Mert Ali Gökmen, Frozen Kale, YouTube Yalnız Oyuncu, Unknown X, Emre Ertuğrul, Alon Dark, Arda Muço, Suyatova Jodolay Levy'e Bey 0 ve Kemal Ar <laughs> Kemal Arda Erdoğan'a Teşekkür ediyorum. Demir üyelerimden SG King of Sucuks, Çınar Satır, Hasan Yaşar, Akın Arda Aktaş, Reoen ve Dihans, Doğukan Adal TVO, The Moose, Bibistik, Pink, Doğukan Çiçek, Tuna Aydoğan, Salgın, İsmail Yeşilyurt, Görkem Hap, Feymex, Nekoter 23, Çağın Hepken Arslan, Ege Ersoy, Eyüp Sinan, Hen AMV, Voxy, Asya, Ulaşka, Toslu Kaşar, Utku Özcan, Berke Sayan, Keti Teri ve Heş, yakında Elmas Üyeler ve Demir Emir üyeler özel soru cevap gelecek. Beklemede kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.